أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم خذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حق
حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. لقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. مفار موجودات حضرتي فخر عالم محمد مصطفى ران صلوات. Allah adını zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Allah adını her kim ol evvel ana. Her işi
ihsan eder Allah ana. Allah adı olsa her işin önü, herkese bider olmayanın sonu. Her nefeste Allah adında müdam, Allah adı ile olur her iştemam. Bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür, cümle günah misli hazan. İsmi pakın pak olur zikreyleye. Aşk ile gel indi Allah diyelim, derd ile göz yaş ile ah edelim. Olan kim rahmet kıla ol padişah, ol kerimu, ol rahimu, ol ilah. Birdir ol, birliğine şek yok durur. Gerçi yanlış söyleyenler çok durur. Cümle alem yokken ol var idi, yaratılmıştan gani cebbar idi. Var iken ol yok idi insü melek, arşu verşu ay gün hem nuh felek. Son ile bunları ol var eyledi, birliğine cümle ikrar eyledi. Kudretin isyar edip hem ol celil, birliğine bunları kıldı delil. Ol dedi bir kere var oldu cihan, olma derse mahvolur ol dem hemen. Barine hacet kılavuz söz çok, biridir Allah andan artık ilah yok. Haşradek gerdenilirse bu kelam, nice aşrola bu olmaya temam. Pes Muhammed'dir bu varlığa sebep, sıdk ile anın rızasın kıl talep. Ey azizler işte başlar söze, bir vasiyet kılaruz illa size.
Ol vasiyeti ki derim her kim tuta, mis gibi kokusu canlarda tüten. Hak Teala rahmet eyle ya ana, kim beni ol bir dua ile ana, her ki diler bu dua. Süleyman kuluna. Mevlid'in müellifi Süleyman Çelebi Hazretleri ruhu için bu gece için düzenlenen bu mevlüt programının geçmiş bütün geçmişlerimizin ruhları için, vatanı, milleti, devleti, bayrağı, şerefi, namusu için şehit düşen kardeşlerimizin de ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha ma'asra. Mefer mevcudat Hazreti Fahri Alemdir Muhammed Mustafa Salat Amina Hatun Muhammed Anesi Ol sedefden doldurdur danesi Çünkü Abdullah'dan oldu hamile Vakt erişidi hevtev eyyamile Hem Muhammed gelmesi oldu yakin Çok alametler belirdi gelmedin Ol Rebiyül evvel ayın nicesi On ikinci gecesin en gecesi Ol gece kim doğdu ol hayrul beşer Anesi anda neler gördü neler Dedi gördüm ol Habibin anesi Bir acep nur kim güneş pervanesi Ber kurup çıktı beytimden Egehan Göklere dek nur ile doldu cihan Gökler açıldı ve fetholdu zulem Üç melek gördüm Elinde üç alem Bir meşrik, bir mağrib dağının Bir damında dikildi Kabe'nin Bildim anlardan Kim ol halkın yeği Kim yakın oldu Cihana gelmeyi İndiler gökten melekler Saf, saf
Kabe gibi kıldılar beyti. Huriler geldi bölük bölük bur, yüzleri nurundan evim doldu dur. Şevre yanıma gelip oturdular, Mustafa'yı birbirine müjdeler. Dediler oğlun gibi hiçbir oğul yaradılan cihan gelmiş değil. Bu senin oğlun gibi kadiri cemil bir anaya vermemiştir ol celil. Ulu devlet buldun ey dildar sen. Doğu serdir senden ol hulk-i hasen. Rahmeten lil alemindir Mustafa, hem şefial müznibindir Muhammed Mustafa. Vasfını bu resme tertip ettiler ol mübarek nura tergib ettiler. Amin eder çün vakit doldu tamam, kim vücuda gele ol hayrul enam. Susadım gayet hararetten kati, sundular bir cam dolusu şerbeti. Şerbeti sunduk tamam huriler, bunu sana verdi Allah dediler. Kardan akidi ve hem soğuk idi, lezzeti dahi şekerde yok idi. Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed. İçtimanı oldu ismim nura gark, edemezdim kendimi nurdan fark. Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed. Geldi bir akkuş kanadı ile revan, arkamı sıvadı kuvvetle hemen. Doğdu ol saatte ol sultan idin, nura gark oldu semavat-ı zemin. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyiden evveline vel-ahirin. Velihim velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
Fatiha.
Mevla'dan selamlar geldi.
seni mabuduma canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Evladım yerden geçerek rahat
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri yaradan, bizleri yaşatan, bizleri mübarek 3 aylara kavuşturan, türlü türlü nimetlerle bizleri donatan alemlerin Rabbi Yüce Mevlamıza sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, al ve ashabına salat ve selam olsun. Cenab-ı Mevlam 3 aylarımızı, Recep ayımızı ve regaib gecemizi hayırlı ve bereketli kılsın. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere, Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. İnne iddeteşşuhuri indallahi 12 şehran fi kitabillahi yevme halakas semavati vel arda minha erba'atun hurum. Muhakkak ki Allah katında Allah'ın yerleri ve gökleri yarattığı günde takdir etmiş olduğu ay sayısı 12'dir. Zalike dinul kayyim fela tazlimu fihinne enfusekum. İşte Allah'ın belirlemiş olduğu dosdoğru din, kanun budur. Bu aylarda kendinize zulmetmeyin buyurmaktadır. Rabbimizin beyanı ile hürmetli aylardan biri olan Recep ayına ulaşmış bulunmaktayız. Bu ay hürmetli aydır, dokunulmaz aydır. Hem kendi nefsimize hem diğer kardeşlerimizin nefislerine zulmün, haksızlığın yasaklandığı bir aydır. Kardeşlerim, ömür sermayemiz gün geçtikçe erimektedir. Rabbimiz Celle Celaluhu yine aziz kitabımızda şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüttekullaha vel tenzur nefsüm mâ kaddemet li gadim vettekullah innallaha habirun bimâ te'melûn. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının. Her bir nefis yarın için önceden ne hazırladığına dönüp baksın. Muhakkak ki Allah yapmış olduklarınızı bilmektedir. Dolayısıyla bizlere düşen aziz kardeşlerim, 3 ayları, bu mübarek gün ve geceleri bir fırsat bilip, bir nimet bilip, o yarın gelmeden önce bugünden üzerimize düşen sorumluluklar kapsamında gerekli hazırlıkları yapmaktır. Salih amellerle, güzel amellerle dolu bir ömür geçirebilmek ve Rabbimizin bize bahşettiği bu hayatı iyi bir şekilde değerlendirebilmek. Ömür fırsattır, nimettir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ni'metani meğbunun fihime kethirun minen nas es-sihhatu vel ferah. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetlerin kadrini, kıymetini bilme hususunda aldanmaktadırlar. Bu iki nimet de sağlık ve boş vakit. Onun için aziz kardeşlerim, terem müminler, sevgili Peygamberimizin bu beyanları doğrultusunda sağlığımız hususunda, boş vaktin, zamanın kıymeti, değeri hususunda aldananlardan olmamak adına işte 3 aylar ve bu mübarek geceler bizim için büyük bir nimet. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. El-keyyisu men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevt vel-âcizu men etba'a nefsehu hevâhe ve temennâ alallah. Akıllı kimse kendini hesaba çeken, kendini muhasebeye tabi tutan kimsedir ve ölüm gelmeden önce bu dünyada salih amel işleyen kimsedir. Aciz kimse de olur ki nefsinin heva ve arzularına, isteklerine, dünyevi hırs ve emeller peşinde koşup hep Allah'tan temennilerde bulunan kimsedir. Aziz kardeşlerim, zaman ve ömür şelaleden akan, akıp giden bir su gibidir. Her günümüz ömrümüzden
giderek tükenerek bizi ölüme bir adım daha yaklaştırmaktadır. Dolayısıyla her nefis bir gün mutlaka ölümü tadacaktır. İlahi fermanını göz önünde bulundurarak her zaman dilimini, her anı ve bilhassa bu geceleri elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince en iyi şekilde değerlendirmeye gayret edeceğiz. Son olarak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz özellikle Recep ayı girdiğinde şu duayı sık sık yapardı. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim hakkımızda bizim için bereketli kıl, mübarek kıl ve bizleri Ramazan ayına ulaştır. Evet, bizler de bu duayı çokça yaparak hakkımızda hem kendimiz için hem ailemiz için, ümmeti Muhammed için, tüm insanlık için mübarek Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bereketlere, hayırlara, iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını Rabbimizden niyaz etmeliyiz. Kardeşlerim, Recep ve Şaban ayları ve Ramazan-ı Şerif ayı elbette bizler hakkında, ailemiz hakkında bereket olabilir. Bereket nedir? Bereket bolluktur, bereket rahmettir, bereket genişliktir, bereket hayırdır, bereket saadettir. Dolayısıyla bu berekete nail olmak için Yüce Mevlamızın şu beyanına kulak vermeliyiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Rabbimiz Celle Celaluhu önceki beldelerin halkları eğer iman etmiş olsalardı ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, biz onların üzerine hem gökten hem de yerden bereket kapılarını açardık. Ancak onlar yalanladılar ve onların kendi elleriyle işlemiş oldukları şeyler sebebiyle bizler de onları yakalayıverdik buyurmaktadır. Dolayısıyla Rabbimizin hem gökten hem yerden maddi ve manevi bereketine nail olmak için imanımızda sebat, imanımızda samimiyet, imanımız üzere bir hayat yaşamak ve haramlardan uzak durarak takva sahibi bir mümin kul olmak ile inşallah bu bereketlere nail olabiliriz bu üç aylarda. Bilhassa evimizde, hanemizde, çoluk çocuğumuzla birlikte oruç tutarak, birlikte namaz kılarak, birlikte Kur'an tilavetinde bulunarak, birlikte tefsir, hadis, ilmihal gibi dinimizi öğrenecek, belleyecek eserler, kitaplar okuyarak, hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller yetiştirerek, evet, bu üç ayları da, bu mübarek zaman dilimini de en iyi şekilde değerlendirmeye gayret etmeliyiz aziz kardeşlerim. Cenab-ı Mevlamız bu üç ayları ve içinde bulunduğumuz regaib kandilimizi hayırlı, mübarek kılsın. Recep ayının ilk cuma gecesi regaib kandilidir. Recep ayının 27. gecesi İsra ve Miraç gecesi, Miraç kandilidir. Şaban ayının 15. gecesi kıymetli kardeşlerim Berat Kandili ve Ramazan-ı Şerif ayı ki 11 ayın sultanıdır. 27. gecesi de Kadir gecesidir. Rabbim bizleri bu mübarek gün ve gecelere sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde sevdiklerimizle beraber ulaştırsın ve bu gün ve geceleri, bu üç ayları en iyi şekilde kendisinin, Rabbimizin razı ve memnun olacağı doğrultuda değerlendirmeyi bizlere nasip eylesin. Evet, şairin dediği gibi bir damlacık sudur dünya, ötesi yok budur dünya. Metanetsiz karton kale, kağıttan kutudur dünya. Dünya baştan sona zeval, her daim kabusa meyyal. Ebedilik burada hayal ama yine de diliyorsun. Evet, bizim için asıl ebedilik cennettedir. Rabbim bizleri, cümlemizi ebedi saadet yurdu olan cennetine dahil eyledi.
kullarından eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Bizler yalnız sana iman ediyoruz, ancak senden yardım dileniyoruz. Ya Rabbi, sana açılan ellerimizi, seni zikreden dillerimizi, seni anan kalplerimizi bu mübarek gün ve geceler hürmetine ne olur dergah izzetinden boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbi, biz kullarına hidayet, iman, ihlas, takva, gönül zenginliği, güzel ahlak nasip eyle, ihsan eyle. Bizlere bu dünyada ve ahirette iyilikler, güzellikler, nimetler ihsan eyle. Allah'ım, sen affedicisin. Ya Rabbi, ne olur bizleri affeyle, bizleri bağışla. Ya Rabbi, bizlere dünyada da ahirette de iyilikler ihsan eyle. Ya Rabbi, bizleri acizlikten, cimrilikten, tembellikten, pintilikten, ihtiyarlayıp ela uca düşmekten, her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetlerden, bilhassa dünyayı kasıp kavuran ve birçok kardeşimizin ölümüne sebep olan koronavirüs salgınından cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rab, hasta kullarına şifalar ihsan eyle, dertli kullarına devalar ihsan eyle, borçlu kullarına ödeme kolaylıkları ihsan eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, devletimizi, milletimizi, ülkemizi payidar eyle, daim eyle. Kur'an'ımızı, ezanımızı, bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi daim eyle, muhafaza eyle. Ya Rabbi, özellikle bu mübarek gece vesilesiyle, başta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhi şerifleri olmak üzere, diğer peygamber efendilerimizin, sahabe-i kiram efendilerimizin, tebe'in, tebe'it tabi'in, muhaddisin, müfessirin, ulema, şühada, evliya, cümle geçmişlerimizin ruhlarına okunan, Mevlid-i Şerif'ten hasıl olan ecir ve sevapları ikram ediyoruz. Ne olur kabul eyle, haberdar eyle ya Rabbi. Özellikle aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin diyen cümle kardeşlerimizin cümle ölmüşlerine hediye ediyoruz. Onları da haberdar eyle ya Rabbi. Şu mübarek gecenin nuru ile cümle ölmüşlerimizin kabirlerini nurlandır ya Rabbi. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Bizler de bir gün öleceğiz. Öleceğimiz zaman imanla, Kur'an ile, aşk ile, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek ölmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.